guys, welcome. Ay, kamerayı düz tutmam lazım. Welcome back to my YouTube channel. Şu an Portekiz'in Coimbra şehrindeyiz. Pek hazırlıklı geldiğim söylenemez. Bugün pek yapmadığım bir şey aslında ama spontane bir şekilde gezeceğiz bugün. Size elimden geldiğince en güzel yerleri, Coimbra'da gezecek yerleri göstereceğim. Coimbra'da nereye gezebiliriz? Şimdi ilk önce kaldığımız hosteli göstereceğim size. Şöyle ki, şu hostelde kaldık biz, o kadar güzel ki gerçekten. Yani burası tam Coimbra'nın meydanı diyebilirim. Yani pek bir bilgim yok aslında, ben hazırlanıp da gelmedim açıkçası Coimbra'ya ama o kadar uyguna kaldık ki. Şöyle bir şey de var, Coimbra şehrinde komün sistemi var. Şu şekilde, Coimbra'da aktif 24 tane republika var. Bunların her birinde kendine özgü bir tarihi, bir geçmişi, yani bir de kuralları var. Bu republikalar sıfır bütçeyle gezmeye çalışan gezginler için, hatta öğrenciler için kaçınılmaz bir fırsat. Bunların her birinin kendi sosyal medya adresleri de var. Ben bunu bildiğim için gelmeden önce bunlarla iletişime geçtim. Birkaç tanesi hani yerinin olmadığını söyledi. Bir tanesi bizi kabul etti. Yani yeri olduğunu söylediler. Aslında çok güzel bir sistem. Sistem demek doğru mu? Tam emin değilim ama gerçekten ben o republikalarda kalıp hani onları size göstermeyi de istiyordum ama hosteli gördük aslında. Yani bunda kalmak istedik. Çünkü çok güzel bir manzarası var ve tam Coimbra'nın merkezinde burası. Zaten çok uygun. Şu an göstereceğim hostel o kadar uygun ki yani Republika'dansa yani hostelde kalmayı tercih ettik. Yani bu komün sistemini biraz daha detaylı anlatmak isterdim ama kalmadığım için tam deneyimlemiş de olmadım ama bir sorusu vesaire, ne bileyim, böyle hani Coimbra'ya gelecekler için sorabilir, yardımcı da olabilirim. Bu şekilde ya, gidip kalıp deneyimleyemediğim için fazla yani bilgi vermiş de olmadım sanki ama yani böyle bir sistem var. Detaylı belki Instagram'da biraz bahsedebilirim. Ve yani başlıca aklıma gelenler bu şekilde ama Coimbra'da böyle bir sistem var. Yani dediğim gibi sıfır bütçeyle gezmek isteyenler için gerçekten böyle bir imkan var Coimbra'da. Çok iyi bir şey gerçekten. Dün geldim ben aslında, birkaç yeri gezdim ama çekme fırsatım olmadı çünkü bayağı yorgundum dün. Ama bugün gittiğim yerlere bir daha gideceğim. Coimbra'ya gelmeyi çok istiyordum ama biraz ani oldu. Onun için bu vlog bir önceki vloguma göre, videoma göre biraz daha spontane olacak. O zaman ilk önce hostelin karşısındaki Santa Cruz Kilisesi'nden başlayalım. İçine gireceğiz birazdan. Çok eski bir kilise, oldukça eski. Buradaki en eski kilise mi bilmiyorum. Çünkü araştırma yapmadım, öğrenmedim bir şey. Ama rehberler vesaire, burada da bayağı bir türler var. Onlardan öğrenmeye çalışırım. Öğreneceğim bir şekilde, yani sizlere de aktarmaya çalışacağım. Evet, bir hostel türü gelmesin mi? Elbette gelsin. Şimdi size en beğendiğim kısmı göstermek istiyorum. Hemen şöyle. İnanılmaz değil mi? Çok güzel. Bayıldım. Bayıldım. Çok güzel bence. Şöyle. Şimdi size odamızı göstereceğim. Burası da bizim odamız. Şöyle yatağımız burada var. Ondan sonra bir tane dolabımız var burada böyle. Ondan sonra buranın manzarası da çok güzel. Güzel, balkonda bayağı güzel yani. Bu şekilde. Yine çok şanslıyız bence hostel bakımından ve gerçekten hostel fiyatları aşırı uygun. Bu şekilde hostelimiz. Şu an Santa Cruz Kilisesi'nin önündeyim. O zaman hemen göstereyim size. Sanırım bir ayna denk geldim. Size onu göstereceğim şimdi. Thank you.
Evet, kiliseden çıktım. Aile denk geldim. Güzeldi. Dediğim gibi biz dün geldik Coimbra'ya. Gerçekten çok tatlı bir şehir Coimbra. Tam bir öğrenci şehri kesinlikle. Keşke şurada öğrenci olsaydım dediğim iki şehir var benim. Birincisi kesinlikle Porto. İkincisi de Coimbra. Çok beğendim yani. Coimbra'da çok güzelmiş. Ben de bugün elimden geldiğince sizlere Coimbra'yı göstereceğim. Çok tatlı bir şehir bence. Siz de beğeneceksiniz. Güzel. Beğendim yani. Çok güzel bir şehir burası da. Cor de prata, roupa no monte a corar, vê lá bem, tão branca e leve, dá ideia a quem olhar, vê lá bem, que caiu neve. Água fria da ribeira, água fria que o sol aqueceu, vira a aldeia, traz a ideia, roupa branca que a gente estendeu, três corpetes, um avental, sete. Şu an olduğum yer şöyle, Barbican Gate diye geçiyor. Geçmişine fazla hakim değilim yani, hakkında fazla bilgim yok ama biraz daha ilerlediğimiz zaman böyle abbara şeklinde bir kısmı var. Orayı göstereceğim hemen size. Yani böyle ilk geldiğim zaman böyle bir Mardin vibe'ı vermişti bana. Size bahsettiğim yer şurası. Yani. Çok benzemiyor mu? Biz henüz kahvaltı yapmadığımız için kahvaltı yapmaya geldik ama Portekiz'de Türkiye'deki gibi asla böyle bir kahvaltı anlayışı veya kültürü olmadığı için yani genellikle böyle kahvaltıda tatlı şeyler yiyorsunuz. Ben de bunları aldım. Şimdi bu gördüğünüz gibi düz yani çikolatalı kruvasan. Bu da hiç daha önce hiç Portekiz'de görmemiştim bunu. İsmi Pastel de Tentugal. İlk önce bunu tadına bakacağım. Ben bundan emin değilim, eğer bunu beğenmezsem diye ne olur ne olmaz diye kruvasan da aldım yanında. Bir de meyve suyu bu şekilde. Şunu çok şey ama şöyle bir şey, milföyümsü bir şey ama ben bunun tadından gerçekten emin değilim. Onun için iyi ki kruvasan almışım diyorum şu an tadım zamanı. It was at this moment that he knew he fucked up. İyi ki almışım kruvasanı. Hiç beğenmedim onun tadını. Yani böyle çok tatlı. Aç kal ama bunu yersem bayılırım ben. Bitirirsem yani. Şimdi kruvasanı yiyeceğim. Evet, şu an Coimbra Üniversitesi'ne gidiyoruz. Gönül isterdi aşağı doğru gideyim şu manzara eşliğinde. Çok güzel manzara var aşağıda ama maalesef bu yokuşa çıkmak zorundayız şu an. Yine bir Lisbon kadar olmasa da burada da bayağı dik yokuşlar varmış. O zaman let's go. Şimdi okula gidiyoruz. Evet, şu an Coimbra Üniversitesi'ne geldik sayılır. Yukarı çıkabilmeniz için şu merdivenleri çıkmanız lazım. Eğer burada okusaydım her sabah bu basamaklara çıkmak nasıl olurdu diye düşünmedim değil. Burada üniversitenin hemen yanında dönerci bir Türk abimiz var. Onunla konuşurken kendisi tek tek saydığını söyledi. Yani 125 tane basamak varmış burada. Şu an Coimbra Üniversitesi'nin girişindeyim. Aslında üniversite şehrin merkezinde yer alıyor. Üniversiteye ulaşabilmeniz için şu basamaklara çıkmanız lazım. Şöyle göstereyim. Yani şu şekilde. Yani burada görüyorsunuz. Oh,
Şimdi içeri girdik. Benim en çok dikkatimi çeken. Burası hukuk fakültesiymiş. Çok güzel değil mi? Şu an ne için emin değilim. Bir fikrim yok ama çok güzel. Çok şık bir fakülte. Evet, genel olarak üniversite bu şekilde. Ben öğrencilerin olduğu zaman da gelip göstermek istemişim aslında ama bugün daha çok turlar var burada. Hatta birden fazla tur var. Çok kalabalık bugün. Öğrenciler hiç yok. Yani hiç görmedim bugün. Bu video çok spontane olduğu için şu an nereye gidiyoruz bilmiyorum. O zaman let's go. Evet, şu an Coimbra'da botanik bahçesine giriyoruz. Bence biz yani en güzel zamanda geldik, baharda geldik bu bahçeye. Daha girişindeyiz, sadece girişindeyiz. Tümünü gezmek için zamanımız yok çünkü burası oldukça büyük, yani bayağı geniş burası. Ama bayıldım zaten, bir doğa aşığı olarak büyüledi beni burası. Çok beğendim. Evet, biraz önce buradan yokuşa çıktık ama şu anda yokuş aşağı iniyoruz ve manzaramız bu şekilde. Gerçi biraz daha yukarıdan çeksem daha güzel olabilirmiş ama burada bir nehir var. Onun kıyısına gideceğiz şimdi. Bir de şunu da eklemek istiyorum. Eğer ki ben çekimli düğün yapmış olsaydım ve böyle Coimbra sokaklarında siyah böyle akademik kıyafetler giyen öğrencilere rastlamak çok mümkündü. Ama bugün hiçbir yerde yoklar. Asla görmedim yani. Onun için ya belki fotoğrafını koyarım şuraya bir yere. Coimbra'da bunlara gerçekten rastlamak çok çok mümkün. Her tarafta zaten bu kıyafetlerle dolaşan öğrenciler var. Şu an olduğumuz yerin ismi de Docas de Coimbra. Nehrin üzerinde bir köprü var. Onun çok böyle renkli, güzel, tatlı bir köprü var. Onun üzerinden geçip karşıya geçeceğiz. Oradan sonra da videoyu bitirmem gerekecek. Ai, mas que sorte eu viver tão desgraçada. Nem certeza que nada mais certo existe, além da grande certeza de não estar certo. Evet, videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Coimbra bu kadardan ibaret değil asla. Daha da fazlası. Ben hatta sığdıramadığımı düşünüyorum. Keşke dün de çekim yapmaya başlasaydım ama yapacak bir şey yok. Dün çok yorgundum. Bu şekilde ne çektiğime dair hiçbir fikrim yok. Nasıl oldu, nasıl çektim bilmiyorum ama umarım güzel bir şey ortaya çıkacaktır. Videomu bu güzel Coimbra manzarasıyla bitirmek istedim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yorum yapıp beğenen herkese şimdiden çok teşekkür ederim. O zaman bir dahaki vlogumda görüşmek üzere.